Arkadaşlar merhaba ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. TYT Matematik kampımızın artık sondan 3. videosu diyebiliriz. Veri analizi konusunun ÖSYM bakış testini bu videoda çözeceğiz gençler. Eğer fazla vakit kaybetmek istemiyorsak başlayalım dersimize. Bu arada Barış Yayınları video ders kitabından ilerliyoruz gençler. Aklınızda bulunsun. Artık son 2-3 yaprağımız kaldı sadece 310 sayfalık kitapta gençler. Hadi geçelim derse. Evet öncelikle birinci sorumuza bakacak olursak. Ee, bize aritmetik ortalamanın tanımı verilmiş. Zaten siz de artık aşinasınızdır buna. Eğer 12. sınıf olup da aşina olmayanlar varsa ÖSYM bu soruları hep bu şekilde sorar. Yani burada tanım verilir gençler. Tanım verildikten sonra soruya başlanılır burada. Dolayısıyla ben tanımların hiçbirini okumayacağım çözdüğüm sorularda. Aklınızda bulunsun. Ağırlıkları 72, 74, 76, 78, 80 ve 82 kilo olan 6 kişilik takım turnuvaya hazırlanmak için kampa giriyor. Ve bu takımın turnuvaya katılabilmesi için kamp sonunda her bir sporcunun 80 kilo olması gerekiyor. Bu takım turnuvaya katıldığına göre yani 80 kilo olmuşlar hepsi de. Takımdaki güreşlerin kamp sonundaki ağırlıkların aritmetik ortalamasının kamp başındakine göre değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye de bir soru var. Şimdi gençler şöyle ben burada bunların her birini 80 yapmadan önceki aritmetik ortalamasını bulabilirim. Sonra her birini 80 olduktan sonra zaten aritmetik ortalamasının 80 olduğu aşikar. O halde ne kadar artmış veya ne kadar azalmış bunu elde edebiliriz. Ama şunu da yapabilirsin hiç bunların toplamına girmeden. Şimdi bunun 80 olması için ne kadar artması gerekiyor? 8. Bunun 80 olması için 6 artması gerekiyor. Bunun 80 olması için 4 artması gerekiyor. Bunun 2 artması gerekiyor. Şu zaten değişmeyecek ve bunun 2 azalması gerekiyor. Şimdi şunların toplamı 2 4 6 8'in toplamı 20. E bundan 2 çıkarırsam demek ki takımın kilosu toplamda 18 artmış. E bu takım 6 kişiydi. O halde 18'i 6'ya bölersem ben ortalama 3 artması gerektiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla cevabımız C şıkkında verilmiştir. Geldik 2'ye. Yine burada tanımı vermiş bir basketbol takımında oyuncuların boylarının aritmetik ortalaması 170'tir. Takımın en uzun oyuncusu olan Ali 183, en kısa oyuncusu olan Barış 167 santim boyundadır. Ali ve Barış takımdan ayrıldıktan sonra takımdaki oyuncuların boylarının aritmetik ortalama ve medyan değerlerindeki değişim aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Bir kere medyan değişmez. Çünkü bu takımın gençler kaç kişi olduğunu bize vermemiş ama Şöyle bile düşünsek en kısa oyuncusu 167. E, en uzun oyuncusu 183. E, bunların medyanı e, aritmetik ortalaması 170'miş. Şimdi bu gruptaki kişilerin aritmetik ortalaması 170sa 3 kişi olsun takım diyelim. Bir de burada x olsun. Şimdi bunun aritmetik ortalaması eğer 170 oluyorsa şöyle düşüneceğiz. Şimdi medyan değişmez dedik. Önce onu açıklayalım. Ben şunu ve şunu takımdan çıkarırsam tek bir veri kalır ki zaten medyanı kendisidir. Ve medyan değişmez. 5 e kişi olsa hocam bir tane burada bir tane burada yine değişmez. Çünkü sen medyanın solundan ve sağından siliyorsun zaten bu sayıları tamam mı? Bundan kaynaklı da medyan değişmeyecektir. Geldik aritmetik ortalamaya. Hangisi uzaksa o daha güçlü bir kendine çekecek ya aritmetik ortalama. Mesela 183, 170'e 13 birim uzaklıkta. 167, 170'e 3 birim uzaklıkta. Demek ki bu artırıyormuş ortalamayı. O zaman benim bunu çıkarmam demek aritmetik ortalamanın azalması demek. Doğru cevap C şıkkıydı. Geldik 3'e. Bir veri grubundaki sayılar yine burada tanımı vermiş medyanın tanımını. 72, 40, 11, 18, 96, 62 sayılarından oluşan veri grubuna hangi sayı eklenirse bu veri grubunun medyanı değişmez. Medyan eklersem medyan değişmez. O halde ben bunları küçükten büyüğe doğru sıralarsam. 2, 11, 18, 40. 2, 11, 18, 40. Daha sonrasında 62, 70 ve 96 yazdım. 62, 70 ve 96 yazdım. E bu grubun medyanı 40'tır. O halde ben bu gruba bir 40 daha eklersem medyan değişmez. Mesela şöyle düşün. Bu 40'ı şöyle kenara aldım. Şurayı sildim. Şuraya dedim ki bir 40 daha ekledim. Bu grubun medyanı ne olur? Şu ikisinin aritmetik ortalaması gene 40 olacak. Tamam. Dolayısıyla cevabımız D'ydi. Geldik ÖSYM bakış 4'e. Kadrosu 20 oyuncudan oluşan bir takımın oyuncularının formaları birden 20'ye kadar farklı tam sayılarla numaralandırılmış. E bu takımın forma numaraları birden 11'e kadar olan 11 oyuncusu bir oyuna başlamış. Şimdi birden 11'e kadar olan forma numarası birden 11'e kadar olan oyuncular oyuna başlıyorlar. Oyunun belirli bir anında o takımın bir oyuncusu oyundan çıkmış. Birden 11'e kadar forma numarasına sahip oyunculardan biri çıkıyor. Onun yerine numarası 12'den 20'ye kadar olan oyunculardan bir oyuna dahil oluyor. Şimdi bu durumda bu takımın oyundaki oyuncularının forma numaralarında oluşturduğu veri grubunun aritmetik ortalaması 1 artarken açıklığı 7 artmıştır. Şimdi şöyle diyelim. 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı bir kere 66 idi. 66. Şimdi aritmetik ortalaması şimdi bunların toplamı 66 ama 11'e bölersem aritmetik ortalamanın 6 olduğunu bulurum. Ama Oyundan çıkan yerine birisi girince Arsimetik ortalama 1 artmış. Yani 7 olmuş. E bunlar hala 11 kişiler. Demek ki az önce toplam 66 iken şimdi 77 olmuş. Demek ki çıkan oyuncuyla giren oyuncu arasındaki numara farkı 11. Yani giren oyuncunun forma numarası çıkan oyuncunun forma numarasından 11 fazla olacak. Bu bir cepte. Ve diyor ki açıklıkta 7 artmıştır. E şimdi zaten en küçük eleman burada 1'di. En büyük eleman 11'di. Açıklığın, açıklığın 7 artması gerekiyor. En küçük eleman 1 iken şu an açıklık kaç? 10. E 7 artıyorsa demek ki 17 olacağı açıklık. Yani bu oyuna 18 numaralı birisi girecek. Aradaki farka da 11 demiştik şundan kaynaklı. Demek ki hangisi çıkmıştır? 7 numaralı oyuncu oyundan çıkmış. 18 numaralı girmiştir. Böylelikle aritmetik ortalama 7 olmuştur. Aradaki fark 11'dir ve açıklığı da görüldüğü üzere 17 az önce 10'du demek ki 7 artmıştır diyebiliriz. Doğru cevabımız bizim e, neyi sormuştu? Çıkan ve oyuna giren oyuncuların formu numaraları toplamı 18'de 7'nin toplamı 25 yapar. Cevap D'dir gençler. 304'ü de bitirdik ve geldik 305'e. ÖSYM bakış 5'teyiz. Tüm değerlerin eşit sayıda tekrar etmediği bir veri grubunda en çok tekrar edene mod diyorduk. Tam sayılardan oluşan 1, 3, 4, 4, 3, 2, 4, 3, 1, 6 veri grubundan 3 tane sayıyı siliyoruz. Kalan sayılardan oluşan yeni veri grubunun yalnızca bir tane tepe değeri olduğu ve bu tepe değerinin yeni verilerin aritmetik ortalamasına da aynı zamanda eşit olduğu görülüyor. Buna göre silinen bu 3 sayının çarpımı kaçtır diye soruluyor. Düzenli bir şekilde küçükten büyüğe doğru yazarsak 1'den 2 tane var 1, 1. 2'den kaç tane var? 1 tane var. 3'ten 3 üç tane var. Bak görüldüğü üzere 3'ten 3 üç tane var. 3, 3 ve 3 dedik. 4'ten de 4 tane var. Ve son olarak bir tane de 6'mız var değil mi? Güzel. Şimdi benim veri grubum bu. Şu an 2 tane bunun modu var. 3 ve 4. Çünkü bu da 3 defa tekrar etmiş. Bu da 3 defa tekrar etmiş. Lakin şöyle bir e, durum söz konusu. Bu arada. Diyor ki ben 3 tane sayıyı sileceğim. Bu grubun, bu veri grubunun bir tane medyanı kalacak. Yani... 3 ve 4'ün sayıları aynı kalmayacak artık. Varsayalım ki burada medya artık modumuz 3 olsun. Mod 3 ise e bu yeni oluşan grubun modu olan 3 yeni oluşan yani 3 tane sayı silindikten sonra ortada kalan elemanların aritmetik ortalamasına da işitmiş. Yani biz aritmetik ortalaması 3 olan sayıları bulacağız çıktıktan sonra. Şimdi 4'ten silmemiz gerektiğini söylemiştik zaten. Şimdi Burada kaç tane veri var hocam? Burada 6, 10 tane veri vardı. 3'ünü silersem 7 kalır. Modumuz 3 olacaksa toplamları 21 olmalı. 3 kere 7, 21 olmalı. Peki şunların toplamı kaç yapar bir hesaplayalım biz artık. 2, 4, şöyle 9 daha 13, 8 daha 21, 6 daha 27. Şimdi 6 silmemiz gerekiyor. 4'ü sildik. 6 daha silmemiz lazım. Ve 3 tane silecektik. 2 tane kaldı. 2 ve 4'ü silersem 6'yı silmiş olurum. Bu da gitti, bu da gitti. Şimdi ben şunları toplarsam eğer 21 yapar. 21'i 7 tane terimin sayısına bölersem 3 gelir. 3 benim aritmetik ortalamamdır. Aynı zamanda 3 moddur da. Silinen 3 sayımız 2, 4 ve 4'müş demek ki. O halde bunların çarpımı bize 32'yi verir. Doğru cevap C şıkkıydı. Geldik 6'ya. Diyor ki... A, B'den, B, D, C'den küçük olmak üzere soru sayılarından oluşan A, 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 B, B ve C veri grubunun bak ne demiş? Mod, medyan, aritmetik ortalama değerleri hesaplanıyor. Elde edilen değerlerin de 3 tane ardışık tam sayıya eşit olduğu görülüyor. Buna göre C eksi B kaçtır? Şimdi burada modumuz A. Bak bu mod. Medyana bakalım. Medyan Ortada kalan iki tanesinin aritmetik ortalamasıydı. Yani A artı B bölü 2'dir. Aritmetik ortalamamız da 3 tane A artı 2 tane B artı C 6 tane terim olduğu için 6'ya böldüm. Bu da aritmetik ortalama. Şimdi bunlar ardışık 3 tam sayıya eşitmiş ya hani. Değil mi? O halde şöyle desem. Mesela bu bundan küçük bu da bundan küçük olsa. Şimdi ben buna 1 eklersem. Yani A'ya 1 ekledim. E o halde A artı B bölü 2'yi elde etmem gerekir. İçler dışlar çarpımı alırsam 2A artı 2 eşittir A artı B'yi verir. Buradan A'yı sol tarafa gönderirsem A'nın 2 fazlası B'yi verir diyebilirim. Bu cepte. Peki. Peki ben buradaki A'ya 2 eklersem 2 ekleyince de bunu bulmaz mıyım? Ardışık sayılardı bunlar. O zaman A artı 2 dedim. Eşittir. 3A'yı yazdım. Artı. E, B dediğim şey A artı 2 idi. 2 ile çarparsam 2 A artı 4 gelir. Artı bir de C'miz var. Bölü 6 dedim. Bu buna eşit. İçler dışlar yaparsam 6 A artı 12 eşittir. 5 A artı 4 artı C yapar. 5 A ile 4'ü sol tarafa fırlatırsam eğer A artı 8 eşittir C gelir. Şimdi neler bulduk neler bak. A'nın 2 fazlası B'yi 8 fazlası C'yi veriyor diyor. Bunları ben sayı doğrusu üzerinde ifade etmek istesem A burada. 2 fazlası B'yi veriyordu. A'nın 8 fazlası yani o zaman şurası da 6 olur. A'nın 8 fazlası da C'yi veriyor. E benden istiyor ki C'den B'yi çıkar. Ben C'den B'yi çıkarırsam 6'nın ta kendisini bulurum artık doğru cevabım da C şıkkı olur. Geldik sağ üst tarafa. Tam sayılardan oluşan 1 1 1 2 2 3 4 4 6 Veri grubundan 6 tane sayı silindiğinde veri grubunun aritmetik ortalama ve medyan değerlerinin değişmediği görülüyor. Buna göre kalan 3 sayının çarpımı. Şimdi hocam zaten bunları küçükten büyüğe doğru işaretlemiş. Lakin ekranda şöyle net görünsün diye ben bunu senin için birazcık şöyle büyüteyim. Aha bu. Bu diziden bahsediyoruz. Bu sayı dizisinden bahsediyoruz. Şimdi ben 6 tane sayı sileceğim medyanın değişmeyecek. Medyan burada kaç? 2. Yani medyanın gene 2 olmasını bekliyoruz. O zaman ben şu medyanın şöyle verim solundan 3 tane sağından 3 tane sayı silerim. Şimdi burada toplamda 9 tane terim var. 6 tanesini silince 3 tane kalır. 3 tane kalır. Peki bunların normalde aritmetik ortalaması ne? Onu bulalım. 1 1 1 3 yaptı. Şöyle 5 oldu. 7 10. Şurası 18 24. Şimdi bizim medyanımız ne geldi? 20 o aritmetik ortalamamız 29 bölü 4, e, 9. Yani e, 3 ile sadeleştir. 8 bölü 3 geldi. Şimdi ben 6 tane sayıyı sileceğim ya. 3 tane sayı kalacak. Bunlardan bir tanesi 2 o kesin. 2 artı x artı y. 3 tane sayı kalacağı için bölü 3. Eşittir o da 8 bölü 3'ü verecek. O zaman buradaki x ile y'nin toplamının 6 olmasını beklerim ben. Yani kalan sayılardan... ikisinin toplamı 6. 2 kesin kalıyor zaten. O zaman burada 2 ile 6'yı seçerim ben. Yani kalan sayı olarak. 2 ile 4'ü seçerim. Yani şu işaret dediklerim kalsın istiyorum. 2, 2, 4 kalsın. Diğerleri silinsin. Böylelikle ne mod değişir, ne medyan değişir, ne aritmetik ortalama değişir. Kalan 3 sayının çarpımı sorulmuş. 2 çarpı 2, 4 kere 4'ten 16 bize cevabı verir. Doğru cevap E'ydi. Geldik 8'e. Diyor ki, burada bayağı bir tanım vermiş. Buna göre aşağıda verilen veri gruplarından hangisinde veri grubunun aritmetik ortalama, medyan, mod, açıklık değerlerinden 3 tanesi birbirine eşittir diye soruluyor. A'ya bakalım. Şimdi bu A'dakinin aritmetik ortalaması 3, 2 daha 5, 3 daha 8. Bölü 5 sayı vardı, 8 bölü 5 geldi. Modu 1, e, medyanı e, o da 1, açıklığı 2. Bunlardan 3 tanesi birbirine eşit değildir. Geldim B şıkkına. Şunları toplayalım. 5, 8, 12, 17. Aritmetik ortalama 17 bölü 6. Modumuz 2. Medyanımız 2 ile 3'ün toplamının 2'ye bölümü yani 5 bölü 2. Açıklığımız ise 4. Bunların hepsi birbirinden farklı. Yani şey yok. Öyle 3 tanesi birbirine eşit gibi bir olay söz konusu dahi olamaz. C'ye bakalım. 2, 2, 4. E şurası da 9, 13. 4 daha 17. 17 bölü 6 bize Aritmetik ortalamayı verir. Modu e, 3, açıklığı e, 2, medyanı e, o da 3. İkisi birbirine eşit sadece. Bu da gitti. D'ye bakıyorum. 1 2 3 6 yaptı. 3 4 5 12 topladım. 18. 18'i 6'ya böldüm. Aritmetik ortalama 3. Medyana bakıyoruz. Bu ikisinin aritmetik ortalaması o da 3. Moduna bakıyorum o da 3. Açıklığına bakıyorum 4. Herhangi 3 tanesi eşit mi? Evet. O zaman cevap D şıkkı olur dedik. Şimdi 300 5'i de böylelikle bitirmiş olduk. Neredeyiz? Sırada 9. sorudayız. ÖSYM'ye bakış 9. Sayfa numarası 306. Tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış 5 7 x 10 y 16 18 z 32 veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir diyor. Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri de birbirine eşit olduğuna göre z değeri kaçtır diye soruluyor şimdi hocam modu birbirine eşit olan yani mod medyan ve aritmetik ortalama birbirine eşit olacak. Sadece iki değer birbirine eşitse o birbirine eşit olan değerler iki tane olacağı için moddur abi. E medyanı da moda eşitmiş. O zaman bu birbirine eşit olan değerler bak şimdi 3 tane, 3 tane, 4 tane, 4 tane medyanımız neymiş? Y. Demek ki o Y aynı zamanda mod da olacak. E bunlar küçükten büyüğe doğru sıralandığı için ve bu y 16 veya 10'dan birine eşittir. Varsayalım ki y 16 olsun. Tamam. Y 16 ise tabi doğal olarak medyan da 16'dır. E bakıyorsun 16 iki defa kendini tekrar etti. Mod da 16'dır. E haliyle aritmetik ortalamanın da 16 olması gerekiyor. Çünkü birbirine eşittir demiş. E geldik aritmetik ortalamaya artık. Şöyle 12. 22 16 16 32 olduğu için 54 54 18 ekledim mi 72 32 daha ekledim 104 artı x artı z x artı z Abi kaç terim vardı burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane 9'a böldük e ne gelmesini bekliyoruz 16 peki 104 artı x artı z eşittir 9 kere 16 bize 144'ü verir mi evet 104'ü karşıya fırlattım x artı z'ine geldi 40. Şimdi tabii bunun x de y, x de z'nin altı ve üst sınırları var. Yani şöyle düşün, hocam, buradaki z'ye bakıyorsun, maksimum 31 olabilir, minimum 19. Buradaki x'e bakıyorsun, minimum 8, maksimum 9 olur. E şimdi ben x'i gittim, 8 seçebilirim, bir de 9 seçebilirim, başka yok, Seçemem. X 8 olursa z 32 olur, lakin z 32 olamaz. Çünkü Sadece şunlar birbirine eşitti değil mi? Z 32 olursa 32 de 32 eşit olur. O zaman x kesinlikle 9'muş. Z'ye de 31 kalır ki Z 31 olabilir. Z değeri kaçtır diye sorulmuş. Cevap C şıkkında verilmiştir. Geldik 10'a. Farklı yaşlardaki kişilerden oluşan bir grupta. Yaşı en küçük olan kişi 4 yaşında. Hemen yazdım 4. En büyük olan kişi ise 54 yaşındadır onu da yazdım. Gruptaki kişilerden en küçük yaşta olanı dışarıda bırakıldığında Diğerlerinin yaşlarının aritmetik ortalaması 30 oluyor. Şimdi şöyle bu grupta x artı 1 kişi olsun isteyeceğim ben. Bunu dışarı alırsam geriye x kişi kalır. Geriye kalan x kişinin aritmetik ortalaması 30 sa demek ki buradakilerin yaşları toplamı 30 çarpı x'tir. Sonra efendim şunu dışarıda bırakıp şuradaki bu sefer x kişinin aritmetik ortalamasına baktığımda da 20 oluyormuş. Demek ki buradakilerin yaşları toplamı da 20x. E şimdi Şunların toplamıyla buradakilerin toplamının arasındaki fark ne? 54 eksi 4 kadar yani 50 kadar. O halde ben diyorum ki 32'den 20 eksi çıkarınca e, bu bana 50'yi verir. Demek ki 10 x eşittir 50'ymiş. O zaman x eşittir 5'tir. Gruptaki kişi sayısı sorulmuş. E bunun haricinde x kişi var demiştim. x 5 ise bunun haricinde 5 kişi varsa grup 6 kişidir. Cevap da c'dir. Ve geldik son sorumuza. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış 16 16 20 24 24 ve m. Veri grubunda ortancayla ile e, ortanca gücü birbirine eşittir. Ortanca gücünün tanımını yukarıda vermiştir. Sayılardan oluşan bir veri grubunda verilerin ortancayla olan farklarının mutlak değerlerinin toplamına ortanca gücü diyormuşuz. E şimdi bunun ortancasına bakalım yani medyanına. 20 ile 24'ün medyanı yani aritmetik ortalamasıdır. Yani 22. Tam ortasındaki sayı. Tamam medyanımız 22. Güzel. E hocam şimdi 22'den 16'yı çıkardım 6. Bir daha 16 çıkardım 6. 20 çıkardım e 2. 24 çıkardım eksi 2 ama mutlak değeri dediği için 2. E bununki de 2 geliyor. Burası ne geliyor? İşte orası m eksi 22'nin mutlak değeri geliyor. Bunları toplayınca da yine medyanı veriyormuş 22. Şimdi 6 6 12 8 daha 20 o zaman ben bunun üstüne bunu ekleyince yani mutlak değer m eksi 2 ekleyince 2 gelecek çünkü burası 20. Yani m eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. m burada ya 24 olacaktır ya da 20 olacaktır. İkisi de olur. Lakin, lakin küçükten büyüğe doğru sıralanmıştı ve m 24'ten daha büyük olmalıydı. O halde m 20 olamaz. Cevabımız 24'ün ta kendisidir. Yani cevap A şıkkı. Daha büyük veya eşit olmalı diyelim daha doğru bir tabir olsun sevgili arkadaşlar. Evet bunu da çözdüğümüze göre artık bir sonraki sayfamızda yani 306'yı da bitirdik. 307. sayfamızda grafik problemleri ÖSYM bakış videosuna geçiş yapabiliriz gençler. O video ise hemen bu videonun arkasından gelecek. O videoda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.